Özanne'nin çocuğunu dövdüğü görüntüler kan dondurdu. Hemen ardından Kayseri'de cinnet getiren babanın çocuklarını öldürdüğü haberi geldi. Bu olaylar aile içi şiddet konusunu tekrar gündeme getirdi. Bu şiddet nasıl önlenir? Çocuklar nasıl korunur? Ayrıntılar haberimizde. Acımasız anne 2 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü. Vicdansızdır ya da akli dengesi bozuktur. Başka hiçbir şey değildir yani. Vicdanına bağlı. Ona anne demeyeceksin ki. Anne herkes doğurur ama herkes anne olamaz. Onlar normal insan değiller. Kayseri'de bir adam cinnet getirdi, eşi ve çocuklarını öldürdü. Her gün bu tip haberlerle karşılaşıyoruz. Aile içi şiddete, anlaşmazlığa bir yenisi daha ekleniyor. Peki bu olaylar çocuğa nasıl yansıyor? Aile bireyleri nasıl etkileniyor? Önüne geçmek için neler yapılmalı? Öfke kontrol sorunu gün geçtikçe artan bir sorun olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bugünlük hayattaki zorluklarla da ilgili artık hayat içerisindeki stres daha fazla. Olaydan en çok çocuklar etkileniyor. Uzmanlar çoğu çocuğun bu gibi durumlarda dünyaya bakışının değiştiğini vurguluyor. Yaşamın erken yıllarında yani çocuklara yönelik yapılan, insan eliyle yapılan şiddetler, tacizler çocuğun ilerleyen yıllarda yakın ilişki kurmasını engeller ve dünyayı güvensiz bir yer olarak algılamaya başlar. Sorunlarla karşılaşıldığında ailelerin öfkelerini kontrolde dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Özellikle çocuklara yaptığımız şeylerin çok kalıcı ve ciddi zararları olduğu için çocuklara tutumlarımızda ekstradan dikkat etmemiz gerekiyor.